Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alexey Batov. Bu videoda sizin sorularınıza cevap vereceğim. Hadi başlayalım. Okul ve satranç kariyeri düşünen çocuklara neler tavsiye edersiniz? İkisini bir arada götürmek ne kadar zor? Neler yapmaları gerekir? Bence ikisini bir arada götürmek gerçekten zor yani. Ya da çocuğunuz okulda iyi okuyacak ya da satrancı iyi oynayacak. Ama tabii ki bir yaşa kadar hem satrancı iyice çalışabilir hem de okulda iyi okuyabilir. Yani bana göre satranç harika bir oyun. Yani çocuklar için. Niye? Çünkü nasıl düşünmek lazım öğretiyor. Ama bir yaşa kadar. Yani o yaşa ulaşınca bence güzel bir hikaye bitmeli. Ve bana göre yani düşündüğüm şey bu. Ben öyle olmalı demiyorum. Yani herkesin bir fikirleri var. Ve herkese saygı duyuyorum tabii ki. Ama ben yani benim tecrübem şunu diyor. Yani çocuk 12, 13, en fazla 14 yaşa ulaşınca artık yani onun için okul daha önemli olmalı. Niye? Çünkü tecrübeme göre profesyonel satranç doğru bir meslek değil. Anlıyorum şimdi ne düşünüyorsunuz. Yani Türkiye'de birinci olan bir satrancı bunu nasıl diyebilir? Şimdi kendimi anlatmaya çalışayım. Dediğim gibi çocuklar için satranç harika bir oyun. Çünkü nasıl düşünmek lazım öğretiyor, eğlenceli, disiplin öğretiyor bize. Dünyayı yani ülkeyi gezebilirsiniz, arkadaş bulabilirsiniz. Ama çocukların normalde yani çok sorumluluk yok yani. Bu iş turnuvaya gitti, kaybetti, kazandı işte yani biraz aladı, çok mutlu oldu yani bir şey değişmiyor. Ama diyelim çocuğunuz büyüdü. Yani tamam 25 yaşında oldu, 30 yaşında oldu. Artık yani ailesi olacak, artık fazla sorumluluk olacak, çocuğu olacak. Satrançla yani profesyonel satrançla nasıl yani para kazanacak? Tecrübeme göre çok ve çok zor yani hem de çok stresli. Çocuğunuzu seviyorsanız ve düşünüyorum çok seviyorsunuz, gözünüze seveyim. Çocuğunuz bir yaştan sonra profesyonel satrançtan yani uzak durmalı. Yani tabii ki eğlenmek için oynayabilir, bir turnuvaya gidebilir arkadaşlarla. Ama yani büyük usta olmak için yani usta olmak için sadece satranç yapmak hayatında bence böyle fikirler kafasında silmeli. Ve son demek istediğim şey şu. Çocuğunuz üniversitede bir mesleği düşünürken ve bana göre bunu erken düşünmeyi başlamak lazım. Kendine bir soru sorsun. Yani 10-15 sene sonra ailesini destekleyebilir mi? Ben mesela şimdi Amerika'da okuyorum ve görüyorum yani çok insan yani okumak için kredi alıyor. Niye? Çünkü Amerika'da eğitim almak yani çok pahalı yani anlatamam yani ne kadar. Ve kalitesi yani pek yüksek değil. Ama bu tabii ki farklı bir şey. Ve şu insanlar yani kredi alıyorlar. Ondan sonra 4-5 sene okuyorlar. Ondan sonra 20 ya da 30 sene hepsini geri ödemeye çalışıyorlar faizle bankalara ya da yani ülkeye. Ve bir süre meslek yani orada iş bulmak zor ve iş bulunca da orada para yok yani. Ve bunu ben hiç anlamıyorum yani. Hem kredi alıyorlar faizle sonra geri ödüyorlar parası yok, iş bulmak zor ve yani bu işte de parası yok. Bence böyle yapmamak lazım yani. İyice düşünün yani çocuğunuz iyice düşünün hayata ne yapacak, ailesini nasıl destekleyecek yani. Anlıyorum. Hala çocukken yani para büyük bir şey değil. Tek başına yaşayabilir. Yani çok masraflar yok. Ama yani onun çocuğu mutlu olsun. Yani güzel bir okula gitsin. Yani bir şey öğrensin. Bence çocuğunuz artık yani düşünmeli. Erken düşünmeli. Ben maalesef yani bunu biraz geç anlamaya başladım. Merhaba. Profesyonel satranç oyunculuğunu bıraktınız mı? Bıraktıysanız neden? Evet, son 4,5 sene bir üniversitede okuyorum. Niye? Yani dediğim gibi bana göre satranç, yani profesyonel satranç çok stresli ve az ödüllü bir meslek. Ama tabii ki yani çocuklar için hobi olarak satranç harika bir oyun. Yani herkese tavsiye ediyorum. Ben sadece profesyonel satranç ile ilgili konuştum. Yani turnuvaya gidiyorsun. Ne için gidiyorsun? Eğlenmek için değil. Yani kazanmak için, ödül için gidiyorsun. Niye? Çünkü ailen var yani onu desteklemek lazım. O profesyonel satranç ile ilgili konuştum ben. Hem de böyle düşünelim yani. Profesyonel satranç da yani sadece turnuvaları oynuyoruz. Yani ders vermiyoruz, Twitch yapmıyoruz, YouTube yapmıyoruz. Yani sadece yani çalışıyoruz, açılış çalışıyoruz, bir şey çalışıyoruz, turnuvaya gidiyoruz. Yani kazanmaya çalışıyoruz. Yani benim
yani için profesyonel satranç bu. Yaşanınca yani profesyonel satrancı olarak seviye düşüyor. Bu normal yani. Bu tabii ki normal. Ama seviye düşünce tabii ki yani turnuvaları kazanmak daha zor oluyor. Ailesini yani desteklemek daha zor oluyor yani. Niye? Çünkü yani genç aç oyuncular geliyor ve sana diyor ki yani hadi kardeşim yani artık yeterince oynadın, artık sıra bizim de yani. Bizim geldi. Aynı zamanda yani başka mesleklerde normalde yaşlanınca tecrüben ve seviyen yükseltiyor yani. Sadece tecrüben değil, seviyen de yükseltiyor. Ve satranç da şu aksine yani. Senin marketin fiyatın düşüyor yani yaşlanınca artık ya oynamıyorsun yani. Ve yani böyle bir seçenek var. Yani yaşlanınca yani hangi meslekle ailenizi desteklemeyi tercih edersiniz yani. Benim için yani satranç yani oynamak çok stresli geliyor yani. Oynamak yani belki ders verebilirim, Twitch yapabilirim, YouTube yapabilirim, çok şey yapabilirim ama sadece profesyonel satranç ile ilgili konuşuyorum yani. Sadece turnuvaya gidiyorsun yani kazanmak için gidiyorsun dediğim gibi. Ve son demek istediğim şey şu. Siz tabii ki yani düşünebilirsiniz yani Alex'in yani Türkiye için yani belki güçlüsün ama dünya için yani belki zayıfsın yani salaksın yani top 100'e yani girdin ve çıktın yani. Ve siz durursunuz yani ben yani Magnus Carlsen değilim, Fabiano Caruana değilim. Onlar tabii ki iyi kazanıyor. Niye? Çünkü dünyanın en güçlü oyuncular onlar. Herhangi turnuva organizatörü hem Magnus'u hem Fabiano'yu turnuvalarında görmek istiyor. Bu normal. Yani onlar hak etmişler bunu. Ve Magnus Fabiano dışında belki 10-15 kişi daha var dünyada. Onlar şu an yani gayet iyi bir ödül kazanıyor. Ama şu 10-15 kişi dışında yani durum farklı. Öbür oyuncular normalde böyle davet yani almıyorlar yani çünkü en güçlü oyuncular değil ve tabii ki yani organizatör onlara niye davet edecek? Yani belki 2 senede bir defa davet edecek. Ama regular olarak onlar böyle turnuvalarda oynamıyor. Yani lig oynamak zorunda, açık turnuvaları oynamak zorunda. Ve ben mesela yani bütün yani hayat sadece satranç yaparsam yani hala biraz gencim, biraz hala senem var. Büyük ihtimalle yani 2700 olacağım yani. Belki biraz fazla 2700 bilmiyorum yani 20 30 ama ondan sonra daha zor olur yani. Bunu artık yani daha önce yapmak lazımdı yani. Büyük ihtimalle fazla olmayacağım. Ve hiçbir şey değişmeyecek hayatımda. Şimdi yani 2000 yani 640 şey 2700 oldu, hiçbir şey değişmedi. 2000 yani 730 bile olsa da hiçbir şey değişmeyecek. Ama o seviyeye ulaşmak çok zor yani. Benim çok çalışmam gerekecek. Ve yani motivasyonu bulamıyorum yani. Çok sene çalışacağım. 2 yani 3 4 sene çalışacağım. Garanti yok. Ve bunu yapabilirsem bile hiçbir şey değişmeyecek. Ama yıllarım gidecek. Niye için bunu yapayım ben? Mesela Nakamura'ya bakın. O benden çok 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 daha güçlü bir oyuncu yani. Bence yani bir gün ikinci oldu ya da dünyanın üçüncü oldu yani. Magnus'tan sonra. O şimdi ne diyor? Yani St. Louis'te bir turnuva kazandı bir ay önce. Yani dünyanın en güçlü oyuncular oynuyordu. Yani belki Magnus dışında ama herkes oynuyordu orada. Ve o ne dedi? Artık tatilim bitti. Yani onu turnuvadan sonra dedi. Tatilim bitti. Artık yani işe dönüyorum. Nereye dönüyor? Twitch'e dönüyor. Onun için Twitch bir iş. Niye? Çünkü daha ödül orada var. Daha garantili yani. Tamam işte oturuyorsun o koltukta hiçbir stres yok. Turnuva oynamak daha zor. Hem de yani daha az ödül var. Nakamura bunu bile dedi ve ben onu tabii ki anlıyorum. Bir soru daha okuyalım. Şu soru İngilizce'de geldi bir arkadaştan ve yani şu arkadaş büyük ihtimalle düşünüyor. Türkçe'de yazarsa ben bir şey anlamam ve büyük ihtimalle doğru. Ama hadi bakalım bir tercüman yapmaya çalışalım. Merhaba İpatov. Türkçeyi nasıl öğrendin? Metotların neydi? Ben İspanyolcayı ve Fransızcayı öğrenmek istiyorum. Bana göre onlar Avrupa'da en kolay diller. Böyle bir soru. Türkçemi nasıl öğrendim? 10 sene önce Kreta'da yani Yunanistan'da bir turnuva oynuyorduk. Mustafa Yılmaz ve Emre Can'la. Onlar bana yani birkaç küfür etmişler. Bence herhangi dil öğrenince önce küfür öğreniyoruz. Yani en azından ben öyle İspanyolca ve başka dilleri öğrendim. Ama neyse ne. İşte küfür öğrendim. Sonra federasyonumu değiştirdim. Hayat Türkçe bilmiyordum hiç. Yani bana bir şey soruyorlar ben öyle anlamıyordum işte. Ama ondan sonra daha ciddi bunu almaya yani başladım. Niye? Çünkü milli takımı temsil ediyordum ve yani Türkçeyi
bilmek zorundaydım. Tabii ki bir oyuncu daha vardı. Mikhail Gurevich. Bence o Türkçe'yi bilmiyordu ama Türkiye'yi temsil ediyordu. Çok güçlü bir oyuncuydu yani. Sovyet şampiyonasını kazandığı biri. O federasyonu değiştirdi ama öğrenmedi. Ben hala gençtim. Düşündüm. Hani hala yani öğrenmeye çalışırsam belki bir şey öğrenebilirim. O yüzden özel ders almaya başladım Ukrayna'dan. Çok bir şey öğrenmedim. Yani niye? Çünkü yabancı dil öğrenince yabancı dil öğrenmek için konuşmak gerekiyor sürekli. Yani dinlemek gerekiyor. Sadece öyle bir şey yazarsam, gramatik öğrenirsem hiçbir şey, büyük ihtimalle çok bir şey öğrenmeyeceğim. Okulda da aynı şey. Ben Ukrayna'da okuyordum yani çok sene önce. İngilizce ve Almanca okuyordum. Hiçbir şey öğrenmedim yani. Sıfır. Ama sıfır. Yani ne zaman İngilizce öğrendim? Turnuvaya giderken, konuşurken öğrendim. Türkçeyle de aynı şey oldu. Yani özel ders aldığım Ukrayna'da hiçbir şey öğrenmedim. Ankara'ya bile bir geldim 3 hafta için, yani Kasım 2012 özel ders almak için hiçbir şey öğrenmedim. Tabii ki. Ne zaman öğrendim? 2014-2015 arasında dizileri seyretmeye başladım. Aşk-ı Memnu tamamen izledim. Ondan sonra Kuzey Güney izledim. Ezel izledim. Kara Para Aşk izledim. Medcezir izledim. Ama 5 tane dizi bir senede izledim. Önce zordu. Yani Aşk-ı Memnu yani izliyordum, zordu. Niye? Çünkü çok söz bilmiyordum. Altyazı kullanıyordum. Ama ondan sonra tamamen anlamaya başladım. Yani bir süre şey yani hatırlıyordum, yani sözleri hatırlıyordum. Yani mesela bir dayı vardı Ezel'de. Onların sözleri yani kullanıyordum turnuvalarda. Şimdi hatırlamıyorum tabii ki. Ve yani öyle bir şey oldu. Yani önce zordu. Ondan sonra önce altyazı kullanıyordum. Ondan sonra artık yani onlarsız da çok bir şey anlıyordum. Hatırlıyorum Emre Can'la bir turnuva oynuyorduk. Süper Ligi ve Kuzey Güney'i beraber izliyorduk işte ben. Yani o zaman yani bir şey anlıyordum. Bir şey bilmiyorsam yani soruyordum Emre'ye yani ne demek bu. Evet, dizi bana çok yardım etti. Ama tabii ki Türkiye'de yaşadım. Ondan sonra 1,5 sene çok yardım etti. Niye? Çünkü yani her gün bir yere gidiyordum, soruyordum lor ne kadar, yani ceviz ne kadar, yani öyle bir şey yapıyordum. Ve o da Türkçemi iyi gittim. Bundan sonra yani video yapmaya başladım okurken, yani Amerika'dan o da pratik var. Ve tabii ki yani her gün yani Türkçe yani konuşuyorum, yani pratik var hala bu video dışında. Yani bu kadar. Henüz hatırlıyorum Türkçe'yi gördüğünüz gibi. Ama birkaç ay pratik olmazsa büyük ihtimalle unutacağım. Yani bence İspanyolcam çok iyiydi 10 sene önce. İngilizcem daha iyiydi ama şimdi sıfır yani. Hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Niye? Çünkü pratik yok. Yani demek istediğim yabancı dil öğrenmek için pratik gerekiyor. Yani o ülkeye gitmek gerekiyor. Yani konuşmak gerekiyor. Dinlemek gerekiyor. Müzik yani filmi izlemek gerekiyor. Yani orijinalde. Yani böyle gramatik yaparsak hiçbir şey öğrenmiyor. Yani okulda yani bir diploma alırsak İspanyolcayı biliyoruz. Belki bir şey öğrendiniz ama büyük ihtimalle 4 yani sene yani gitti tamamen. Yani niye? Çünkü bu dil yani yarım senede öğrenebiliriz İspanya'da ya da Latin Amerika'da yaşarken daha iyi öğreneceğiz. Niye? Çünkü dinliyoruz, konuşuyoruz, pratik var sürekli. Yani tavsiyem bu. Konuşmak ve dinlemek. Sadece yani çözmek değil, gramatik bilmek değil. Bu video beğendiyseniz lütfen bir like koyun, abone olun. Bize çok yardımcı oluyor. Ve tabii ki beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz lütfen yorum yapın, yani yazın, yani ne doğru geldi, ne yanlış gitti bu videoda ya başka videolarda. Ve tabii ki bize daha soru gönderin ve ben onları önümüzdeki videolarda yani ona cevap vermeye çalışacağım. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz.